artık iskeletim bozulduğunu, kamburumsu olduğuma ait görüntümü görüyorum aynaya baktığımda diyorlar. Tabii doğru mudur bilmiyorum hocam. İşte dejeneratif sürecin, yani dediğim gibi boyun, bel, omurgadaki yapısal bozukluklar aynı zamanda kalçaya da yansıyor. Yürüme şeklimiz değişiyor. Kalçada da bozukluklar oluyor ileri yaşlarda. Ona bağlı olarak, çünkü yük miktarı, yani yükün dağılımı değişiyor vücutta. O bizim sagittal balans dediğimiz denge, hani bir çekül hattı. Onun normal bir omurgamızın hizasından geçmesi gereken bir hat. Eğer biz onu düzgün kullanmıyorsak, işte ne bileyim bir bacağımız kısaysa ya da başka bir şey oluyorsa, diğer yapıları da bozmaya başlıyor. Evet. Yük dağılımı değişiyor. Yük dağılımının değişmesi omurgadaki bazı yerlerde problemlere yol açıyor. Daha hızlandırıyor süreci. Yine aynı zamanda kalçada da problemlere yol açıyor. Yani bu, bütün bunlar o süreci hızlandıran nedenler. Yine doğumsal nedenlere bağlı, işte bir skolyozu varsa, bir kamburluğu varsa vesairesi varsa, bu da o çekül hattının farklı taraflara kaymasına ve bu hastalıkların da daha hızlı gelişmesine yol açıyor.